Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Surrey bileşimi ile alakalı yeni bir haber var, bunu sizlere aktaracağım. Aslında bakacak olursanız daha önceden paylaşmışlar ancak gözümden kaçmış. Dün itibariyle tekrardan paylaştılar. O zaman hazırsanız direkt olarak videoya geçelim. Videoya başlamadan önce geçen gün bir soru sormuştum Twitter hesabı açmalı mıyım diye. Takipçilerimin çoğunun Twitter kullanmadığını öğrendim. Ancak yine de anlık bilgi verebilmek amacıyla bir Twitter hesabı açtım. Eğer Twitter kullanıyorsanız takip edebilirsiniz. Bu tarz haberleri ilk olarak orada paylaşacağım. Tabii ki sizleri bilgilendirmek amacıyla tekrardan videoda çekeceğim. Ancak anlık bir haber geldiği zaman ilk olarak orada paylaşacağım. Eğer Twitter hesabınız varsa ve takip etmek isterseniz açıklamadaki linkten hesabıma ulaşabilirsiniz. Bundan da bahsettiğimize göre o zaman asıl haberimize gelelim. İlk olarak 2021 için planlanan tüm server birleşimlerinin bittiğinden bahsetmişler. Sonrasında ise haftalık patch olan 1.2.1 patch'inde faction cooldown'unu sıfırladıklarından bahsetmişler. Yine faction değiştirme kuralları bu sıfırlama için de geçerli. Haritada dominant olan faction'a transfer yapamıyorsunuz. Bundan zaten dün bahsetmiştim. Asıl önemli kısım ise server transferleri. Server transferleri ve server bileşimleri konusunda bir bug keşfettiklerinden bahsetmişler. Bu bug da housing ile alakalı, yani evlerimizle alakalı bir bug. Eğer ki bu server birleştirmeleri işte veya server transferlerini bu bug'ı çözmeden açarlarsa oyuncuların evini kaybetmesi söz konusu. O yüzden bunu da istemiyorlar. Bu bug'ı kökten çözmek, daha sonradan işte server transferlerini başlatmak istiyorlar. Şu an için birleşen serverları izliyorlarmış. Herhangi bir istikrarsızlık veya öngörülemeyen bir sorun var mı diye şu an için birleşen serverları inceliyorlarmış, izliyorlarmış yani. Kısacası yine bir bug yüzünden bu server transferlerinin ertelenmesi söz konusu. Ertelenme olarak tam bir tarih verilmemiş ancak 2022'nin başları denilmiş. Tabii bu tarih elde ettikleri feedback ve veriye göre değişiklik gösterebilir. Önceden yılbaşı gelmeden önce transfer tokenlarını vereceklerini söylemişlerdi. Kısacası bu durum 2022'nin başlarına olarak ertelendi. İlerleyen günlerde belki daha başka sorunlar vesaire çıkarsa bu tarih daha ileri bir zamana da ertelenebilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.